özellikle topuğuyla yaptıkları herhalde o yedek konusunda insanları neler. Fikir verecek. O topuğu iyi bir örnek de neler var yani o yani saha içindeki topla hünerleri falan çok farklı oluyor. Maradona, Maradona, kurban olam yaradana. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde yine Buğra'yla birlikteyiz ve özel bir yapımı konuşacağız. Evet, elbette haddimize değil, biz belgeselci falan değiliz ama bir futbol sever olarak izlediğimiz Maradona'nın yeni çıkan, çıkacak olan diyelim, vizyona girecek olan belgeseli Kapadya abimizin yönetmenliğinde. Buğra izledik birkaç gün önce birlikte seninle. Yan yanaydık hatta. Aynen. Ufak bir masa vardı aramızda ama. Evet, evet, oradan da teşekkür edelim Soho'ya. Evet. Bize harika bir ev sahipliği yaptılar. Hakikaten keyifle izledik. Bu ön gösterime eşlik ettik bize dediğin gibi. Evet. Bu arada ufak sohbet de ettik. Rahatsızlık evet. verdiysek izleyenlere şimdiden özür dileyelim. Ya özellikle arşiv görüntüleri anlamında epey etkileyici. Yani belki anlatılan hikaye o döneme hakim olan, işte seninle de biraz konuştuk. İtalyan futboluna ya da dönem futboluna hakim olanlar için çok fazla ekstra bilgi alıyor muyuz desek pek yok. Sana da soracağım bunu. Muhtemelen sen de yeni bir şeyler öğrendin mi orada desem muhtemelen hayır. Ama daha genel futbol izleyicisi için benim de yine öğrendiğim birçok şey oldu mesela. Epey faydalı, epey keyifli ve çok da sürükleyici bir belgesel açıkçası. Zaten önemli olan hani yanlış anlamı sizin gibi daha uzak olan hem jenerasyon olarak hem ilgi olarak insanların zaten değerlendirmesi. Yani dünyada kaç kişi İtalya'nın o dönemki futboluna o kadar hakim olabilir? Gerçi Türkiye'de 3 milyon tane falan var. Biz eskiden Serie A izlerdik diye kaka. Çocuklara ahkam kesenler. Aynen yani öyle bir şey yok o kadar. Bugünkü gibi bir takip etme durumun yok. Ama çok ilgili olanlar bilir. Çok bilindik şeyler ilgilisine ama dediğim gibi bir kere arşivcilik açısından büyük bir fark var. Acayip yani zaten yüzlerce saatlik bir görüntüden kesilmiş ve karşımıza çıkarılmış bir belgesel. O açıdan büyüleyici hakikaten. Zaten beni en çok etkileyen belgeselde dediğim gibi ben bir şey öğrenmedim yeni. Ağzım açık kalmadı hiçbir şeyde. Ama hani giriş, müzikleri kim yaptı bilmiyorum ama tam Moroder tarzı bir müzik, o sound. Arabanın içinde Napoli sokaklarına dalış yapıyorsun. Ve belgesel boyunca o dönemin Napoli'sinin ne olduğunu, gerek sokak görüntüleri, gerek işte mafyanın faaliyetleri, gerek kuzey şehirlerinin Napolilere ve Napoli'ye karşı tutumu onu harika anlatmış bence. Yani. Olağanüstü bence. Ben en çok o tarafını beğendim. Görüntülerle girelim istersen. Çıkışta bizim, yani sen ne değil ama birkaç diğer arkadaşımla konuştuğum konuların başında ya o dönemden bu kayıtları nereden bulmuşlar? O dönemde adam partide içerken görüntüsü var, soyunma odasında muhabbet ederken görüntüsü var. Amiyane şeyler söylerken de tabii ki görüntüsü var. Çok içten hayatının aslında adeta çekimi var orada. Bunları nasıl yapmışlar, ta o zaman akıl etmişler dedik. Orada tabii ana cevap... Özür dilerim zaten açıklanmış bir şeydi aynen önceden öyle. Ama işte... Dediğin gibi hani bilmeyenler için bahsedelim. Çok uzun yıllar, yaklaşık 15-16 yıl Maradona'nın menajerliğini yapan, 80'lerin ortasında 85-86 arasının bozulduğu Jorge Sitelspiler diye bir yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Menajeri var. Onun aslında fikri 80'lerin başında o belgeseli çekmek ve o yüzden de senin az önce bahsettiğin o yüzlerce saatlik arşiv zaten var. Ama işin ilginci Katerspiler'e dair, düzeltiyorum Sitelspiler'e dair herhangi bir şey yok. Belgeselde. Senin herhalde şaşırtan noktalardan biriydi o. Sana zaten o anda söyledim. Evet. Napoli'ye imza atarken yanında Maradona'ya benzeyen kıvırcık. Bir 50 kilo daha fazla. O da eskiden futbol oynadı falan söyledim. Maradona'nın çocukluk arkadaşı o. O Maradona'nın ilk menajeridir o kıvırcık abi. 2 yaş büyük galiba çok yakın ya da olabilir. Çok yani birkaç yaş büyük. Arkadaşı. Daha sonra hatta Barcelona'da o huzursuzluk çıkarıyor ya çünkü o zaman Bosman kuralları olmadığı için. Oyuncu bir kulübün malıydı yani. Barcelona Maradona'yı satmaya ikna olmasaydı Napoli'ye gidemezdi. Onu bir daha söyleyelim. Oradaki o kaosu çıkaran, o kaosun fikir babalarından biri olduğu söylenir. İşte Barcelona Bilbao maçında kavgası, oradaki gece hayatı, oradaki asiliği hep onun fikri olduğu söylenir. Napoli bağlantısını kuran da o. Jorge Horacio Sitelspiler'i anlatırken hem Barcelona transferinde hem Napoli transferinde bahsettiğin gibi ana aktör olduğunu söyleyeyim ki o dönemin en pahalı iki transferi olacak ardarda. O da önemli.
Bir yandan da o prodüksiyon şirketiyle birlikte işte Puma gibi, Coca-Cola gibi, McDonald's da var sanılmıyorsam. Çok büyük o dönem için sponsorluk anlaşmalarının da hep altında olan isim aslında. Yani Maradona mitini büyüten faktörlerin başında. Onu söyleyelim, herifin aslında ne kadar önemli o dönem Maradona'nın kariyerinde, imajında ne kadar büyük etkisi olduğunu anlamak için o örnekler güzel bence. Ama dediğin gibi o bozukluk belgeselde de yer almasını engelliyor sanırım. Evet, yani tabii ki o Kapadya'nın eksiği değildir. Kimse yanlış anlamasın yani, unutmuş falan değil. Orada bir Maradona'nın şartı falan vardır muhakkak. Yoksa koca yönetmen öyle bir suçlamamız yok şimdi. Yani bir yerinden anlamasınlar bir şey. Görüntünün bir kısmında galiba. Bir ben... de özür dilerim, benim dikkatimi çeken Moji'nin hiç olmamasıydı. Biliyorsun Moji yanılmıyorsam 86-87'de Napoli'ye geliyor genel direktör olarak. Kareka transferini falan yapan adam, Alemavi getiren adam. Onun Maradona'nın ikinci kalışında çok rol oynadığı söylenir Maradona'yı takımdan tutmak adına. Moji'nin görüntüsü bile yoktu. O da ilginç. Evet, o da... Büyük ihtimal orada da bir şey var yani. Moji'nin imajı ya da Moji'nin Maradona'yla sorunu nedeniyle. Bir bozukluk olabilir senin de bahsettiğin gibi. Yani girişteki asıl etkileyici anlardan bir tanesi de, o giriş bölümündeki etkileyici konulardan bir tanesi de işte stada girişi, basın toplantısı anı ve aslında stadın mimarisi de epey enteresan. Yukarıdan üst kattan taraftarların tepkileri duyuluyor. Maradona'nın hafif bir şaşkınlık içerisinde oluşu orada epey şaşırtıcı. Bir de ona minik bir tezat olabilecek şey, beni Napoli'den başka alacak takım yoktu diyor. Yani bu ikisi biraz hafif bir tezat gibi aslında. Bir yandan ona o parayı tabii ki sonuçta beklenen bir meblağ var. Onları verebilecek. O dönem dahi ne kadar büyük bir merakla, ilgiyle ve sevgiyle karşılanışıyor. O ikisi ufak bir tezat oluşturuyor sanki orada. O dönemi çok iyi, çok yakından bilmeyenler için. Yani bilmeyen için oluşturur, doğru, ama şimdi bunu daha önce Zico'da da anlatmıştık. Niye Udinese'ye gittin dediklerinde bir tek beni Udinese istiyordu çünkü. Flamengo ile arasında sorun çıktığında, sözleşme sorunu. Ya işte o dönemi bilmek hakikaten önemli. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor işte, bir oyuncu iyiyse niye United'da oynamadı? Ya mesela Zico için biri sormuş geçen. Ya Flamengo o zaman United'dan iyi takım çünkü 81 yılında, yani 80'li yıllarda. Ya da niye Real Madrid'e gitmemiş? Ya Real Madrid bu Real Madrid değil o zaman. Yani o dönemi iyi bilmek lazım ve şunu bilmek lazım, yabancı kısıtlaması var o dönemde. Yani iki yabancı kullanabiliyorsun uzun süre. Hatta bazen bire falan düşüyor. Yani hani şimdi yabancı futbolcu alacaksın, iki hakkın var ve hani dünyanın en acayip 20 oyuncusunu bir takımda toplama imkanın yok zaten. 5 tane takım varsa 10 tanesi bir yere gidiyor, onu da dağılıyor bir şekilde başka yerlere. Onunla ilgilenen de bazen piyangoyu vurabiliyor. Hani bunu bilmek lazım. Burada da aslında niye Maradona'yı istemediklerini biz daha önce açıklamıştık herhalde. Ona da itirazlar olmuştu, komik komik de, neyse kendi söylemiş adamcağızın bari. Abi Barcelona'da hayal kırıklığısın, olay çıkarmışsın, Dünya Kupası'nda feci bir hayal kırıklığısın. Yani iki yabancı hakkını kimse bu kumardan yana kullanmayabilir. Napoli kullanıyor ve kazanıyor. Kupa kazanamadığı bir dönem. Sadece galiba Kral Kupası alabiliyor Barcelona'da. Kendisi de bahsediyor. Şeyi de ıska geçiyorlar. 82'de o kırmızı kartı gördükten 85 yılına kadar milli takımı da yok. Sakatlıklar olsun, şu olsun, bu olsun, ama yok. 3 sene milli takımda da oynamıyor Maradona. O biraz kumar hakikaten, ama o kumar tutuyor. Bunu her zaman diyorum. Bence dünya tarihinin en büyük saf yeteneği. Yani o yeteneğe karşı kumar oynamışsın. O yeteneği yanına alarak tutmuş. Özellikle topuğuyla yaptıkları herhalde o yetenek konusunda insanları... Var. O topu iyi bir örnek de, neler var yani, o yani sağ içindeki topla hünerleri falan çok farklı oluyor. Biraz basın toplantısından az önce girizgah yaptık. Hem orada hem de basın toplantısının sanırım hemen öncesinde birebir bir görüntü verdiği ufak bir mülakat var. Onlar bence aslında belgeselin gidişatını da izleyene müjdeliyor. Onlardan bir tanesi Maradona'nın o kameraya basın mensubuna söylediği şey. Ne istiyorsun, burada ne bekliyorsun sorusuna huzur ve saygı cevabını veriyor. Huzur bekliyorum ve saygı görmek istiyorum diyor. Ki belgeselin akışında göreceğiz ki bu ikisi dışında belki de her şeyi elde ediyor. Yani başarılar, zaferler, para, kadınlar, o dönem için onu cezbeden herhangi her şey tanrı sıfatı, ama bir yandan huzur var mı, olmadığını görüyoruz. Gerektiği saygıyı görüyor mu? Özellikle son bölümlerde anlatıldığı üzere pek de görmüyor aslında. Yani tapılmak başka ama, bir şey, ama saygı tam olarak aynı şeyi karşılıyor mu çok emin değilim. En azından onun beklediği şey o mu orada çok emin değilim. Bir de tabii basın toplantısındaki mafya sorusu. Daha hoş geldin, huzur mu bekliyorsun, al bakalım diye. Tabii tabii. O soru. Yani o zaten söylentidir, onu da anlatmıştık daha önce.
o söylentiler hep zaten Maradona'yı takip ediyor diyelim gölge gibi. O da sonunda hani açık vermeyi geçtim, mafyanın kucağına oturuyor resmen ve tamamen zaten orası çok güzel işlenmiş, gayet güzel her şeyiyle. Oraları anlatmayalım o kadar yani her şeyi. Aynen. Kayıtlar, bunlar yani o ortaya çıkıyor. Feci bir borçta olan bir kulübün dünya transfer rekoruna imza atması zaten kafaları karıştıran bir şey. Şehrin işleyişi, şehrin dediğim gibi yani adamın maskesini satan, bayrağını satan insanların bile mafyanın koruduğu diyelim, mafyanın koruması vardır ya, adamlar olması ilginç bir şey. Maradona'nın zaaflarını zaten mafyanın çok iyi bilip bunu kullanması çok güzel anlatılmış. Camorra mafyası. Yani, Camorra tabii canım. İşte Napoli mafyası değil mi? Yani insanların Camorra ne yani o oraları harika. O özelliğini, özellikle özel hayatını ve yaşadığı ilişkileri tabii. Çok çok iyi işliyor. Ya ev toplarken bile koli fotoğrafı, koli görüntüleri var abi, o inanılmaz. Zaten hiç yani konuşan kafa denen şeyden görmüyoruz. Evet. Kimsenin yüzü görünmüyor. Sadece görüntü dönüyor. Arşiv görüntüleri. Yani kaç yüz saatlik, bayağı birkaç yüz saatlik bir görüntü olduğu söyleniyor. Sağ olsun üstad zaten bu işin piri olduğu için kesmeden, o görüntüleri heba etmeden kafalarda şununla bunu kullanmış. Bu işin piri demişken aslında Kapadia'nın işte imzası olan iki eski belgeseli de anlamadım belki. Senna ve Amy. Amy bir spor belgeseli değil ama sonuçta popüler kültürde yer etmiş Winehouse'un belgeselini çeken. Aynı zamanda senin de yorumlarda sık sık gördüğün Mindhunter göndermeleri oluyor ya sana. Mindhunter'ın da iki bölümünde yine yönetmenlik yapmıştı Kapadia. Nasıl bir gözse onu da anlamadım yani. Her gözlüklü, bıyıklı. Bu yüzden son dönemde zaten adından çok bu tür belgesellerde, çekimlerde bahsettiren biriydi. Burada da yine iyi bir işçilik yapmış. Oscar'ı var. Aynen, Murat da ekledi. Oscar'ını da ekleyelim. Şimdi Senna mesela, çok güzel söyledin. Senna, ben motor sporlarına hakim biri değilim. Bilmiyorum. Senna'yı izlediğimde ağzım açık kalıyordu. Çünkü uzaksın ve normal bir izleyici olarak izlediğinde ağzın açık kalıyor ama Maradona futbol severler için, futbol daha geniş bir kesime hitap ettiği için daha zor bir belgesel. Ama yani futbol severlerin de ne kadarı Napoli dönemindeki Maradona'yı o kadar iyi biliyordur. Türkiye'de bile biliyorum diyenin %90'ı bilmiyor işte. Evet, belgeselin tamamen Napoli bölümüne odaklandığını söyleyelim. Napoli. Sadece Napoli yıllarını. Evet, bir milli takıma gidiyoruz arada ama sonuçta o bir yıllara tekabül ettiği için öncesi ya da sonrası olmadığını ekleyelim. Dünya Kupası'nda da tabii ki o ikonik, özellikle İngiltere maçı epey işleniyor. Orada benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi de Arjantin spikerin, yanılmıyorsam, orada maç anlatımını almış ve baba o ikinci golü, herkesi geçerek attığı golü hazırlanırken henüz daha orta sahada ilk çalım attığında çok güzel bir detay var. Spikerin dünya futbolunun dahisi topla birlikte gidiyor diyor ve hakikaten çok yakışmış mesela. Ben daha önce İngilizce anlatımlarda dinlediğimi hatırlıyorum. O çok güzel bir detay olarak yine belgeselde bizlerle. Fernando Signorini'nden biraz bahsedelim istersen. Evet. Özel çalıştırıcısı, o dönemdeki aslında biraz da kara kutusu. Yani her şeyini biliyor sonuçta. Milli takım antrenörüyken de gene o galiba şeydi. Yani kondisyon antrenörü gene oydu yanılmıyorsam. Ben öyle hatırlıyorum. Evet evet. Milli takım antrenörü çalışırken de yine onunla birlikte, ama milli takımda resmi bir görevi var mı? Emin değilim. Tabii de milli takım hocası oldu ya Maradona Dünya Kupası'nda. Ha pardon, o ben zaman, oyunculuk döneminden bahsediyorsam. O zaman da göreve gelmişti şimdi diye hatırlıyorum ben. Şimdi anladım. Onun şeyi yani dediğin gibi büyük kara kutusu hem de. Ki sonlarda biraz ufak ufak detaylar da veriyor zaten. Sürprizini ya. Kaçırmayalım. Şimdi mesela onu çok güzel dedin. Büyük bir Maradona detayıdır o. Ernst Happel'i Napoli ister. Netzer'le görüşme yapıyorlar. Netzer diyor ki, Ernst diyor, sen İtalyanca bilmiyorsun diyor. Sen aynı dilde konuştuğun oyuncularla iyi anlaşırsın. Bir de Maradona antrenmanlara gelmiyormuş zaten. Özel antrenörü varmış, onunla çalışıyormuş. Bence sen gitme diyor. Happel'in aklını çeliyor böyle bu şeyle. Happel çünkü o idmanda bütünlüğe, şeye çok önem veren bir adam. Hakikaten öyledir Maradona yani. Onu Careca'nın röportajında sanırım. Trezeguet Careca programı mı ne vardı? Bir yerde izlemiştim. Careca da öyle diyordu. Zaten bir gün gelirse takımda tamam, bu hafta kaybetmedik güveni oluyordu. İkinci gün gelirse kesin kazandık diyorduk. Üç kere antrenmana gelirse 5-0 oluyordu maç diye ve espri yapıyor böyle. O öyle yani, o özel antrenör dediğin gibi güzel bir detay olmuş. En bulunması gereken adamı konuşturmuşlar. Görüntülerden bu arada bahsettik az önce ama gördüğüm bir kısmının da eski eşi Claudio'nun evinden alındığını, Claudio'nun verdiğini de ekleyelim. Merak edenler için. Tabii canım, öyle şeyler olmuştur muhakkak.
Epey etkileyici, vurucu benzetmelerden bir tanesi bizim aslında altını çizmek ve üzerine konuşmak istediğimiz Masaniello, evet, isyancı benzetmesi. Evet, evet. Yine çok detay vermeyelim izleyenler için ama o hikayeyi anlatıp biraz detaya girebilir. Çünkü o tarihi, senin bahsettiğin hem dönemi bilmek hem Napoli'nin İtalya'daki imajını anlamak ve anlatmak için hakikaten o basın mensubunun Masaniello benzetmesi çok çok önemli. İspanyollara karşı ayaklanan bir balıkçı bu da. 1600'lerde, 30 yıllık savaşları esnasında. Aynen öyle. Ona bir benzetme yapıyorlar. Öyle bir benzetme. O da çok güzel. Yani görüntü çok güzel oturtulmuş o şeyin arkasına. Çok vurucu hakikaten. Bir diğer en beğendiğimiz nokta da herhalde şampiyonluk kutlamaları esnasında mezarlıktan alınan pankart. Çok meşhur olaydı. Biz seninle epey güldük ve hakikaten çok ne kaçırdıklarını çok bilmiyorlar. Mezarlığa öyle bir pankart çok meşhurdur o. Mükemmel. Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz diye ölülere, o hakikaten çok tatlı. Çok aynen, aynen. Anın da büyük olay, hakkını tabii veren bir unsur. Yani, evet. Napoli tamamen hayatı boyunca, yani Napoli Salernitana gibi bir takım değil. Önce onu bir açıklığa kavuşturalım. Napoli 1940'lardan 50'lerden beri böyle büyük transferler yapıp başa oynamak isteyen Güney'in en iyi futbol takımı olmuş bir takım aslında. Yani futbol şehri olmuş diyelim, takımı demeyelim de. Ondan sonra mesela 60 sonunda Altafini, Sivori, yani İtalya'nın en iyi iki göçmeni diyelim. Biri Brezilyalı, biri Arjantinli. Onları alıp, kaleye Zoff'u alıp öyle bir şampiyonluğa oynadıkları, didindikleri dönem var 60'ların sonunda. 70'li yılların başında liderliğe yükseldikleri sezonlar var. Ama genelinde tabii ki oralardan uzak kalmış bir takım. Ama bunun için hep çabalayan bir takım. Bu çabası da Maradona ve sonra çevresinde kurulan takımla sonuç buluyor. Zaten o 89-90 takım mesela, ben hep söylüyorum onu, bayağı iyi takım yani. Zaten orada başkan da soyunma odasında öyle bir vurguda bulunuyor 89-90 şampiyonluğunda. Çok iyi takımımız, muhteşem bir kaptanımız var diyor. Doğru. Dünyanın en iyi oyuncusunun etrafına iyi bir takım kurdun mu zaten fark yaratırsın. Tek kişilik bir şampiyonluk olmadığını özel bir ikinci. Söyledik zaten. Gene itiraz edenler çıkar, babasından öğrendiği gibi. Biraz karanlık tarafa doğru geçildiğinde belgeselde özellikle muhabiri tokatlayarak bir geçiş sağlamış Kapadia. O çok güzel. Çok iyi. Müthiş bir detay. Muhteşem. Muhabiri hafiften tokatlayıp seni evimin oralarda görmeyeyim diyor ki vedasında söyleyeceği, işte gelirken beni 85 bin kişi karşıladı, giderken yapayalnızdım'a la sonuçlanan o ara süreci çok iyi bir giriş ve çıkış olarak herhalde not düşebiliriz. Sen de katılırsın. Ama işte orada mesela seninle de, yani senden gelen tek eleştiri oydu misal. Yani o şehir ne ara bu adamdan bu kadar nefret etti çok net açıklanmıyor. Evet, yani orada benim bir şeylik var yani. Evet, basın neden nefret etti, İtalya neden nefret etti, onlar var, tamam anladık. Ama Napoli'den niye sıfır oradaki insan sayısı giderken, o neden öyle oldu bir anda? O biraz şey, o da evet, işte dediğim gibi oralar 89-90'daki taraftarla arasının açılması çok fazla şey olmamış. Biraz orada işte mafya bağlantısının da şehirde o mafyadan acı çeken algı soğutmasının herhalde noktası vardır. Onları çok görmüyoruz dediğin gibi. Ona da bilir de, öyle de taraftarlar var ki yani canına minnet, Napoli tabii şampiyon olsun da mafya falan. Ya beni de etkileyen konu işte, yani şampiyonlukta görünen o yorumlar, taraftar kutlamaları hepsini bir arada değerlendirince bu adam ne yaparsa yapsın krallar gibi gelirken de giderken de ne olursa olsun şehirde sonsuza kadar da kalsa o imajını koruyacak gibi bir irtibaya kapılıyorsun ama bahsettiğin gibi vedası öyle olmuyor. O süreç biraz az anlatılmış gibi geldi bana. Bir diğeri de şey enteresan. Yani şey anlatısını ben hiç anlayamadım. 90'da işte penaltı noktasındayken Maradona atsa İtalya ile tüm bağları koparacak da gibi bir anlatı var. Yani ne alakası var? Sonuçta şimdi evet, Türkiye'de çok uzun süre oynayan işte Alex diyelim, Hacı diyelim. Yani milli maç olsa Türkiye gol atmayacaklar mı? Yani böyle şey ya, olur mu? İtalya'nın o salaklığı vardır biliyorsun. Güney Koreli oyuncuyu gönderdi herifler. Ya evet de, ama yani yani orada çok abartılmış bence. O zaman Aldo Serena'yı asmaları lazım. Aynen, penaltı öyle. Aldo Serena'yla Donadoni kaçırdı. Orada öyle bir şey yok yani. Ne o gün Rocky 4 çekiliyor Napoli'de. Tüm 85 bin kişi Maradona diye bağırıyordu. İtalyanlar şaşkındı, yalanı var. Ne de öyle bir Napoli halkının Maradona'dan o yüzden nefret etmiş şeyi var. Ben şunu da söylüyorum. Napoli'de bütün insanlar şunu düşünmüş olabilir. Olsun, Maradona'nın takımına yenildik. Bu normal bir düşünce. Hatta Maradona'yı destekleyen 200 tane, 300 tane, 1000 tane insan da olabilir. Ama tekrarlıyorum. Bize hep biliyorsun öyle anlatıldı. 85 bin kişi Argentina diye bağırdı gibi anlatıldı. Öyle bir şey yok abi. O da çok güzel anlatılmış. Yoksa o şehirde o kadar seviliyor ki... Türkiye'de bile olur abi o. Yani Hacı'nın takımı gelip Romanya Türkiye'yi eleseydi
olsun bari hacının takımına elendik diyen olurdu. Evet, normal ama bir şey. 50 bin kişi Romanya diye bağırmaz. Bağırmazdı. Bunlar çok benzer bir... Elbette Galatasaray'la Napoli de bir değil de Galatasaray koca ülke futboluna damga vurmuş kulüp de yani öyle işte. Aynen öyle. Mesela bir yandan adamı da yadırgamıyorsun abi. Yani sen sinemada izlerken bile o gereksiz baskı. Ya adam bir yere gidiyor, arabaya yumruk atanlar, arabanın üstüne çıkanlar. Sinemaya gidiyor, çevresinde 100 bin, o görüntü muazzamdı mesela. Bowling salonu açılışı. Benim en beğendiğim şeylerden biri yani. Hem 80'leri gösteren o kötü imaj. 80'lerin Allah muhafaza tekrardan sakınsın. O imajlar ve o kaos. Saçlar. Yani bir bowling salonu açılıyor ama adamı oraya gittiğine pişman etmişler resmen. Tüm yüz ifadesinden onu anlıyorsun. Ya bir yandan o baskıya, o ilgiye de hangi insan karşı koyabilirmiş, hangi insan ne diyelim ona alışabilirmiş bilmiyorum yani. Huzur ve saygı ya benim çok takıldığım konulardan demiş mi? Aslında biraz girişte demek istediğim oydu. Aslında saygı görmüyordu. Yani evet çok büyük bir sevgi, bir tapınma, adeta onu parçalamak istercesine ona kavuşma. Ama işte saygı duyduğun insana biraz daha farklı davranırsınız. Aslında onun da bulamadığını bence güzel veriyor belgesel. Ama işte orada şey var yani şehrin yapısı var. Şimdi biz Napoli'de tabii yaşamadığımız için hayatımız boyunca o şeyi bilmiyoruz. Yani yıllarca Kuzeyliler tarafından feci hakaretlerle filmde en iyi işlenen şeylerden biri işte o meşhur Juventus tezahüratı var söylemeyelim. Ayıp. Koleralılar mevzusu var meşhur. Hepsine vermeyelim işte. Çok güzel şeyler var. Onlar var. Şimdi yıllarca bunu yaşayıp da seni buradan çıkaran, en azından futbol sahasında seni oradan çıkaran adama daha fazla bir coşkuyla sarılmış olabilirler. Dönemi anlamaktan biraz bahsettim. Onun güzel vurucu noktalarından bir tanesi de işte o dönem çok zor şartlardan geçerken, işte davalık olurken dahi basınla birebir konuşması, verdiği demeçler. Yani bugün çok herhalde tahayyül edemeyeceğimiz bir durum. Türkiye'de bileydi yani. Türkiye'de biraz parlayan oyuncunun bile bulunup konuşması imkansızken, bir de işin içindeyiz şimdi biliyoruz. Dünyanın en büyük oyuncusunun herif stada girerken kapı çalıyor. Yani başı belada Ero işte şeyle o tapelerle telefon dinlenmesi mevzuları, mafya bağlantısı, işte fuş, operasyon China. Operation China. Onunla beladayken stat kapısı çalarken yorum yapıyor. Ya. İnanılmaz bir şey o. Hani biz o dönemleri biraz yaşadık. Ama hani yaşamayan, işte sizden sonra özellikle sen de hatırlıyorsundur o her mikrofona konuşan tabii futbolculara. 2000 doğumlu arkadaşlar için falan çok ilginç görüntüler onlar. Adam en sıkıntılı anında bile konuşuyor. Sağ içini merak edenler için de şöyle bir güzel detay var. Kendisi anlatıyor Maradona sitesinden. Muhteşem. İtalya'ya nasıl uyum sağladığını. Harika. Biraz ondan bahset istersen. O hakikaten çok güzel. Evet ya, onu Maradona hep anlatır ama öyle güzel bir yere, öyle güzel görüntülerle yedirilmiş ki o zevkten bayılıyorsun. Yani oyun temposunu ve yeteneği. Sadece tekniğimi değil gücümü de kullanmalıydı ama hep gücümü kullanırsam da beni ben yapan yeteneklerimden, süratimden, top tekniğimden feragat etmiş olacaktım deyip bir arasını bulmaya çalışıyor. O detaylar hakikaten harika, muhteşem. Çok çok etkileyici. Ve orada da işte meşhur İtalyan sopası yerken diyelim dönemin seriasında dönem dönem yükselişlerini görüyorsun. İlk başta düşüyor, sonra düşüp kalkmayı öğreniyor, sonra düşmemeyi öğreniyor en sonunda. Artık. Arasında golü atmayı, o darbeleri alarak öğreniyor. Çok hakikaten. Zaten oyun zekası falan hep diyorum yani, o bambaşka bir şey. Kapadyanın oraları işleme tarzında dediğin gibi. Hem o hafif ses efektleri, darbeleri biraz daha vurucu kılmak falan. Abidin Dino'nun 66 kupasının... Aynen. İlkel de Abidin abinin yaptı bu. Aynen, Bilbao maçından da bahsettin. Kavgalı orada da yani aynen, Maradona'nın vurduğu anlarda gelen ses. Sesini. Aynen böyle bir şey oluyorsunuz. Oralar tabii öyle. Usta işi dokunmuşlar onu söyleyeyim. Hakikaten acayip yani. 94'te biz daha yeni ilk Dünya Kupası'na heyecanlanan, aklı başında izleyecek olan yani hayal meyal değil. 94'de artık ben aklı başımda her maçı, kadrosunu, oyuncusunu bile bile izlemeye başladım ilk kupa. Yani Maradona'yı izleyeceğimiz günü, o Yunanistan maçını, her şeyini dün gibi hatırlıyorum. Büyük bir heyecandı. O hakikaten farklı bir etkiydi. Yani hem o dönem... Sonra o dopingli çıkması. Mesela oralara çok girmemiş tabii ki. Tabii. Oralar süner iyice, yoksa şey belgesel uzar. Oraları geçmişler ama o da büyük şoktu mesela, o dopingli çıkması falan. Yani acayip bir figür işte. Hem o dönemi canlı yaşayan ve o etkiyi senin de bahsettiğin gibi hisseden jenerasyon için. Hem de bizim gibi ulan Maradona anlatılıyor ama neymişinin en azından bir bölümünü, dediğin o Napoli yılları, 5-6 yılını. Yani Napoli ve Arjantin zaten herifin Maradona olmasının %90'ı falan yani.
Milli takıma belki de en çok önem veren oyunculardan biri dünya futbol tarihinde. Zaten kendi de söylüyor, o da güzel. Mesela milli takıma nasıl baktığını anlatıyor. O yönleriyle harika tabii ki. En önemli yeri işlemiş adamla bir kesiminin, bir kesintisinden. Benim notlarım böyle. Bahsettiğimiz sebeplerden ve nedenlerden tabii ki tavsiye ediyoruz. Çok çok etkileyici bir yapım. Yani spor belgeselleri arasında değerlendirdiğimizde, hani filmler, farklı şeyleri kıyaslamak çok kolay değil. Elmayla Armut'u kıyaslayamayız belki ama herhalde spor belgesellerini şöyle alt alta yazdığımızda kendine ayrı bir yer edinecek. Tabii ki o görüntüler yeter. Hakikaten ellerine sağlık abimizi kapatın. Keyifli seyirler dileyelim herkese. Tavsiye vizyona girdiği anda herkese. Son olarak Maradona ile ilgili ben sana önce bir detay anlatmıştım, hatırlıyorsun. Belki belgeselde vardır diye sevinmiştim ama yoktu. 86'da Maradona Dünya Kupası'nı kazandığında sıra şimdi Napoli'deler. Sondaki röportajında. Napoli'de de o sene şampiyon oluyor ama o sene UEFA Kupası'nda Toulouse'la eşleşiyorlar. Yanılmıyorsam o sene olması lazım. Penaltılara gidiyor ikinci maç. Tarantini vuruyor, atıyor. Önce Bagni kaçırıyor galiba. Tarantini atıyor. Son penaltıyı Maradona kullanacak. Topun başına geliyor. Vuruyor. Top direğe çarpıyor. Kalecinin kucağına çarpıyor. Çıkıyor ve Napoli eleniyor. Aslında o sezona da büyük bir hayal kırıklığıyla başlıyorlar. Daha sonra şampiyonluk geliyor. Ben o görüntü var mıdır acaba dedim. Çünkü çok komik bir an. Topun vurup kalecinin kucağına çarpması kaleci bakınırken. Ama yoktu. Olmasa da olur ama Maradona'nın o sezonu için bence hikaye orada başlıyor. Yani o hayal kırıklığıyla daha sonra şampiyonluğa gidiyor. Çıkışlar, inişler ve daha yükseğe çıkışlar diyebiliriz herhalde. Aynen öyle. Sezon üzerinde. Herifin kariyeri zaten. Tamamdır Buğra'cığım. Ağzına sağlık. Bir şeyi daha, tecrübemizi daha aktarmaya çalıştık. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Liberolar bölümü demiştik bu hafta için ama Maradona olunca akan sular durur tabii ki. Liberoları haftaya erteledik. Maradona bölümünü izlediğiniz için çok teşekkürler. Sanırım Van devamındaki sayıyı unuttum. Öyle bir kullanıcımız rica etmişti bunu. Onun da umarım istediği gibi olmuştur. Ona da saygılarımızı iletelim. Haftaya Liberolar özel bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.